Evet, araçlar panelindeki geldik bitmap bölümüne. Gençler, bunlar seçim araçlarımız. Öncelikle seçim araçlarından hangisiyle başlıyorum? Görüyorsunuz değil mi? Mouse'un sol tuşunu basılı tuttuğunda veya Turul buraya bak. Markyo Tool ve Oval Markyo Tool diye iki tane seçenek göreceksiniz. Gençler, Markyo demek kare, dikdörtgen anlamına geliyor. Oval Markyo ise adı üstünde oval, yuvarlak daha gözüküyor işte. Yani kare olarak seçim yapmak için oval Markyo Tool, yuvarlak seçim yapmak için neyi kullanıyoruz? Oval Markyo Tool'u kullanıyoruz. Hemen örnek yapalım. Demin crop aracıyla kırpmıştım ya. Şimdi kırpmıyorum da seçme işlemi yapıyorum. Mesela şu arkadaşınızın yine yüzünü alacağım. Öncelikle isterseniz şöyle bir geri gideyim. Şu orijinal resme gelsin. Mouse'un sol tuşuyla evet seçiyorum. Seçtikten sonra yapabileceğim iki seçenek var. Bir, bu resmi buradan kesmek. Kesmek için gençler sağ tuş edit cut işlemini kullanıyoruz. Klavye kısa yol tuşu ise bunun Ctrl X. Cut neymiş? Kes. Bakın edit düzen demek, cut kes demek. Klavye kısa yol tuşu neymiş? Ctrl X. Tuşuna basılı tutarak X. Basıyorum. Gördüğünüz gibi resimdeki bölümü kesme işlemi yaptı. Resmi oradan ne yaptı? Kesti. Peki kestiniz şu anda nerede saklanıyor? Bilgisayarınızın RAM belleğinde saklanıyor. Yeni bir sayfa açarsanız otomatik olarak kestiğiniz resim kadar bölüm açar ve buraya sağ tuş past. Ne demek past? Yapıştır. Kısa yol tuşu neymiş? Kontrol V. Diyeceksiniz ki hocam buradaki resim küçük, burada nasıl büyük? Ya aslında buradaki resim küçük değil. Ben ne yaptım? Bu merceği ne yaptım? Merceği küçülttüğüm için resim küçük gözüküyor. Ekrana sığsın diye böyle yaptım. Yoksa bu resmin orijinal hali %100'ü bu. Bende. Bunu şaşırmayın. Evet, kesip buradan başka bir yere resmi ne yapabiliyorum? Alıp üzerinde oynama yapmaya devam edebiliyorum. Anlaşıldı herhalde. CTRL-Z ile geri alayım. Bir de mouse tuşuna basılı tutuyorum. Ne var? Oval Markyo Tool var. Bu ise gençler şu yaptığınız seçimi iptal etmek için ne yapacaksınız? Bakın ESC işlemez burada. Şurada Select menüsünden D Select veyahut da CTRL-D'ye basarsanız gençler Select seç demektir. Select D Select ise seçimi kaldır demektir. Yani şuradan ya da klavye kısa yol tuşu neymiş bunun? Ctrl D'ye basarsanız şuradaki seçme işlemi ne yapacaktır? İptal edecektir. Oval Markyo Tool'u seçtiğiniz ise zaman ise bu sefer dikdörtgen şeklinde değil de şu yüzü ne yapabilirsiniz? Yuvarlak olarak seçmenizi sağlar. Evet. Mouse tuşları ellemeyin. Şimdi isterseniz klavye kısa yolunu kullanarak yapayım bunu. Kesme işlemi neydi kısa yolu? Ctrl X. Bunu unutmayacağız. Ctrl X. Kopyalama işlemi yapmak için ise Ctrl C. Nereden geliyor biliyor musunuz? Tahtaya yazıyorum. Kısa yolunda. Bak. Copy. Copy ne demek? Kopyala. İlk harfi C. Tamam. Orada. Ve isterseniz bu sefer Ctrl X'e bastığım zaman kesiyor. Peki hiç mouse kullanmıyorum. Yeni bir sayfa açmak için kısa yol tuşu. Ctrl N. Bakın hiç yapıştırmak için Ctrl V. Hiç mouse kullanmadan işlemlerimi sadece klavyedeki kısa yol tuşlarıyla hızlı bir şekilde ne yaptım? Hallettim. Bir kez daha yapıyorum. Şurada kesme işlemi yapmıştım. Ctrl Z ile geri aldım. Seçimi iptal etmek için Ctrl D'ye bastım. Değil mi? Seçimi kaldırmak için Ctrl D idi. Seçimi kaldır. Oval Markyo Tool'u seçtim. Kafayı buldum. Bu sefer kopyalıyorum. Ctrl C ile kopyaladım. Kesip almadım da. Bak hiç mouse ellemiyorum. Yeni bir dosya açmak için Ctrl N
Enter. Yapıştırmak için CTRL V. Kaydetmek için CTRL S. Hiç mouse kullanmadan da bu işlemleri hızlı bir şekilde ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Bu da video kaydoldu. Evet, ben videomu sonlandırıyorum. Araç anlatacağım. Hemen sıra şimdi sizde.